Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle çocukların çok seveceği ama büyüklerin de asla hayır diyemeyeceği bir tarifle geldim. Bugün sizlerle tost ekmeğinden, pizza tadından nefis bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. İsterseniz hemen yapımına geçebiliriz. Kahvaltılığımız için bir kase doğranmış sucuğu karıştırma kabımıza alalım. Dök anneciğim sucuğu karıştırma kabına. Evet. Bir kase kadar kabukları soyulmuş ve küçük küçük doğranmış domatesleri de üzerine ekleyelim. Ekle Burak'cığım. Evet. Bir kase rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum üzerine. Ben 5-6 adet doğranmış sivri biber ekliyorum üzerine. Üzerine 3 adet yumurta ekliyorum. Evet anneciğim, yumurtasını da ekleyelim. Aferin sana. Hayır, şimdi tuzun sırası. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyorum. Eğer sevdiğiniz baharatlar varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ben sucuk kullandığım için sucuk baharatlı olduğunu düşünerek herhangi bir baharat eklemesi yapmadım. Şimdi tüm malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Hayır bir tanem, onu şimdi dökmeyeceğiz. Onu ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Evet evet, birazdan ekmeklerimizin üzerine süreceğiz onu. Evet, senden yardım isteyeceğim, tamam? Evet. Benden yardım istemiştin, değil Hı mi? hı. Çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Biraz da bunu dökeyim. Bunlar Harcımızı hazırladıktan sonra tost ekmeklerimizin üzerine tereyağı ile güzelce yağlayalım. Tamam, aferin sana. Şimdi benim sırasımda bu. Tamam, alabilirsin. Aferin sana. Şimdi bunu yapacağım. Hazırlamış olduğumuz harcı şimdi ekmeklerimizin, tost ekmeklerimizin üzerine paylaştırıyoruz. Tamam, buraya koy anneciğim. Malzemeyi orantılı bir şekilde bütün tost ekmeklerin üzerine paylaştırdım. Kullanmış olduğumuz malzeme 12 tane tost ekmeğine tam denk geldi. Şimdi önceden ısıttığım fırında sadece kaşarlar eriyene kadar pişirmeye gönderiyorum. Ve kahvaltılığım fırından çıktı. Görüntüsü zaten lezzetini anlatmaya yetiyor sanırım. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Bu sayede videolarım daha çok kişiye ulaşır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.